Sen orada ölen cenazenin başında yalandan ağlıyorsun. Bakıyorsun arada bir dişi var mı, altın dişi sökeceksin ya. Altın bir şeyler var mı? Cenaze gömüldükten, defnedildikten sonra o herkes dağıldıktan sonra usulca gelip altın dişini gördün ya, varıp sökeceksin. İşine yaramadı mı o cenaze? Sana bir siyaset, bir fayda, bir şey getirmiyor mu? Kimse sağa sola etrafını kontrol edeyim, bilmem ne yaptım diye bir tepik atıyorsun tabuta. Senin de anan avradını der gibi. Ya böyle cenaze mi olur ya? Senden de 2 gram, yani 2 gram bir siyaset yapamadım. Tüh, ekmek çıkmadı burada. Umduğumu bulamadım. Vay anasına ya. Hadi başka cenazeye. İnşallah onun dişinde bir iki tane altın vardır, sökeriz. Ne diyor? Libya'da diyor ne işin var? Libya'da diyor petrolü diyor, Erdoğan diyor Libya'nın petrolüne el koymak için. Petrolü Türkiye'ye getirmek için diyor oraya gitti diyor. O yüzden gitti. Ne olmuş? Gerçekten de o yüzden gitti. Ne yani, sen Yunan milletvekili misin? Ermeni misin? Ne yani, orada 2 kuruş 2 gram petrol gelse bizim ekonomimize faydası dokunsa, bizim ülkemiz canlansa, kalkınsa, maddi olarak biraz konumumuz değişse, ilerlesek, sen Ermeni misin? Yahudi misin? Yunan mısın? Demek istiyor ki ne o? Evet, petrol için oraya gittik. Biz de biraz hani oradan bir petrol, hani biraz petrolden biz de istifade edelim. Ülkemiz zenginleşsin, ekonomimiz biraz tabii oradan kalkınalım dedirttirmeye çalışıyor. Onu deyince ne diyecek biliyor musun 6 ay sonra, 2 ay sonra? Senin yüzünden askerler şehit oldu orada. Hmm. Gittin oraya askerlerin kanıyla, askerlerini oraya sattın. 1 gram askerin kanına orada siyaset yaptın. Ülkeyi çıkmaza sürükledin. Orada hani şehit ettin Mehmetçiği. Tabii sattın. Onlar öldü. Gariban, fakir, fukara, kuzular, anne kuzuları öldü. Sen ülkene 2 gram para girdi. Ki damadın veyahut da hani akrabaların, yandaşların zengin olsun diye. Yandaş müteahhitler veyahut da yandaş ne kadar gazeteci, basıncı, televizyoncu, onlar sayar bulur. Bunlara hani masrafları karşılansın, giderleri veyahut da cepleri dolsun diye orada fakirin oğlu çocuğu orada öldü. Sen de oradan petrolü getirdin. Ya yürüttükleri siyasete bak ya. Yahudi bak. Ermeni milletvekili bunu söyleyemez ya. Böyle söyleyemez. Ermeni. Ermeni bir milletvekili bunlar gibi değil yani. 2 gram ne var yani petrol gelse bize? Biz zaten Sarraç hükümetiyle, Libya ile yapmış olduğumuz mutabakatta, anlaşmada Akdeniz'in yarısını, ya Türkiye'nin yarısı kadar bir arazi, yani bir deniz üzerindeki bir araziye konuma zaten sahip olduk. Ne kadar İtalyan, İngiliz, Fransız petrol şirketleri varsa hepsi kaçtılar gittiler. Çünkü Türkiye'ye rağmen orada petrol arayamayacaklarını, çıkartamayacaklarını, arama izinlerinin olmadığını, Türkiye'nin elinin altında olduğunu, Türkiye'siz hiçbir şeyin olmayacağını, Yunan'la, İsrail'le, Mısır'la veyahut da darbeci Hafter'le bir hat edemeyeceğini anladı. Hepsi de bahane etti koronavirüsünü, kaçtı gittiler. Ya burnumuzun dibinde petrol çıkartıp satıp zengin olacaklardı ya. O parayla da sizin gibi insanları satın alıp Türkiye'yi köleleştireceklerdi. Sizin gibi insanlar onlara satılmasın diye biz zengin olalım, Türkiye Cumhuriyeti kalkınsın, savunma silahlarımız, savunma askeriyemiz, siyasetimiz, ekonomimiz, fabrikalarımız, ülkemiz gelişsin diye. Ya biz Libya'dan petrol almışız. Kimin neyine ya? Sen Ermeni misin, Rum musun? Kime milletvekilisin? Ne var yani oradan bize de petrol gelse? Ne olmuş? Aha ben de söyleyeyim. Harbiden oradan petrol getireceğiz ülkemize. Gelecek yani, gelsin. Senin gocunduğun ne? İkinci siyasetini devreye sokacaksın. Bunu Erdoğan'dan duymak istiyorsun da. Erdoğan böyle benim dediğimi deyince hemen diyeceksin Mehmetçiğin kanı üzerinde siyaset yürütüyor. Ya senin gibi düşünenler olsaydı zaten biz Anadolu'ya giremezdik yine. İstanbul'u fethedemezdik yine. Arabistan bizimdi. Bütün ne kadar Fas, Tunus, Cezayir hepsi Osmanlı'nındı. Viyana'nın önlerine geldik. Balkanları fethetmiştik. Ya hepsi bizimdi. Sizin gibiler yüzünden orada şehit vereceğiz. Orada askerimiz şehit olacak. Senin askerin kanı üzerinden siyaset yapıyorsun diye söyleyen sizin gibi iki yüzlüler yüzünden biz Anadolu'ya bile gelemezdik ya. Bugün Osmanlı Anadolu'ya bile gelemezdi. Malazgirt Savaşı'nda biz Roman Diyojen'i yenip Anadolu'nun kapılarını açamazdık sizin gibiler yüzünden. Kardeşim bir şey yapılacaksa yapılacak. Öleceksek öleceğiz, kalacaksak kalacağız. Ama sizin gibi iki yüzlüler sayesinde değil. Siz ne yaptınız? 1923'ten sonra Lozan Antlaşması'nda bizim burnumuzun dibindeki o adaları, Türkiye'yi belli belirsiz hani gereksiz yere yapılacak olan gereksiz münakaşalara sürüklememek için adaların hepsini verelim Yunan'a, kurtulalım dediniz. Ne oldu? Verdiniz adaları. Burnumuzun dibindeki adalar şimdi Yunanistan'a ait. Yunanistan'ın ne kadar orada
savaş gemileri varsa, askeriyesi varsa burnumuzun dibine kadar geliyor, bizden hak talep ediyor. Bize el sallıyorlar, bizden alay ediyorlar. Ege Denizi bize ait değil resmen, burnumuzun dibi. Balık avlamaya bile çıkamıyoruz 2 kilometre, 3 kilometre. Sizin yüzünüz işte, Sağır İsmet'in yüzünden, sizin gibilerin yüzünden. Şimdi sizin yapamadığınız o beceriksiz siyasetiniz, o yaptığınız beceriksiz siyasetiniz yüzünden Erdoğan kalkmış gitmiş ta Libya'da, Katar'da, Yemen'de, Sudan'da şu anda Türkiye Cumhuriyeti'ni savunuyor. Siz olsanız Ankara'da bile Türkiye'yi savunamazsınız. Sattıydınız be. Karaktersizler. Ölünün dişini soyabilecek altın dişi var mı diye kontrol edecek kadar karaktersiz insansınız. O Engin Altay var ya, Suriye'den petrol Libya'dan petrol Erdoğan petrol getirecek diye Erdoğan'ın kendi ağzıyla yalan söylediği ortaya çıktı. İşte itiraf etti diyor. Yalancı diyor. Ama ben söylüyorum işte, hakikaten de petrol gelecek. Niye, kime gelecek? Türkiye Cumhuriyeti'ne gelecek. Yunan Cumhuriyeti'ne değil yani. Ermenilere değil, Türkiye Cumhuriyeti'ne. Gocunduğun ne? Derdin kime? Ermeni misin? Ermeni olduğunu biz biliyoruz da, Yunan, Yahudi olduğunu biz biliyoruz da, CHP'nin iskelet oyunu atan o iskeletler bilmiyor işte.